boşanmalar aşırı derecede arttı. Bu meseleyle ekonominin mi bağlantısı var? İnsanımız neden sürekli boşanıyor şu an? Bana göre hem ekonominin hem de insanların hiç kimsenin birbirine saygısı ve sabrı kalmamasından. Yani biraz daha gerek bayanın gerek erkeğin daha hoşgörülü olması, hanımefendilerin özellikle ufacık sorunları kapris haline getirmeden dışarıda bir ton çalışıyorlar, bir ton insanları idare edebiliyorlar ama eşlerine geldiği zaman en ufak bir tahammülü yok. Benim kişisel izlenimim, bu konuda eşler, çalışan eşler için özellikle bunu söylüyorum. Dışarıda kişilere gösterdikleri toleransları biraz eşlerine göstermeleri lazım. Ha bunu da söylerken kocaların da tabii saygılı, sevgili, her türlü konuda anlayışlı birer insan olduğunu düşünerek, sağlıklı insan olduğunu düşünerek bunu söylüyorum. Bunları yenerlerse mesele biter. Biraz da bir ufak şeylerle de mutlu olmayı öğrenmeliyiz. Mutlu olmayı öğrenemediğimiz için her şeyde konuları büyütüyoruz ve mutsuzluğu kendimiz çıkartıyoruz. Tatminimiz çok uzaklaştı. Neden dolayıdır? Devletten dolayıdır. Ne gibi? Nasıl söyleyeyim, şöyle bir şey söyleyeyim. Kadınlara çok hak tanındığından dolayı. Sen diyorsun ki kadınlara çok hak tanınıyor, o yüzden boşanmalar olur. Tabii. Çünkü özgürlük ne kadar olursa kadınlarda o kadar boşanma da olur. Yani kadın kaynaklı bir sorun mu bu? Erkek tabii. Kaynaklı değil mi diyorsun? Ya çoğunlukla kadın kaynaklı. Kafasında şöyle bir şey var. Kardeşim diyor ki bu olmazsa yani özgür iadesi olduğundan dolayı ya bir şey olmaz benim korkmuyor yani ondan dolayı. Eskiden yoktu böyle boşanmalar. Adam diyordu ki ben eşimi bıraktım mı olmaz yani korku vardı. Önceden öyle yoktu ama şimdi var. İnsanların kendilerine karşı bile artık tahammül sınırları neredeyse tükenmek üzere. İnsanlar birbirine tahammül edemiyor. Tahammül çok aşırı derecede azaldığı için dolayısıyla evlilikler de çok çabuk tükeniyor. Aslında sadece tahammül değil. Özellikle modernleşme adı altında her şeyi çok çabuk tüketmeye başladık. Sevgi öyle, hoşgörü öyle, hayat öyle, çalıştığımız işlerde o şekildeyiz. Hızlı yaşam derdine düştük. Hızlı yaşam çabuk tüketimi, çabuk tüketimde çok muhabbet tez ayrılık getirir derler ya. Aynen öyle bir hale geldik. Bilim adamları o konuda Japonya'daydı. Belki görmüşsünüzdür. Dünyanın en yalnız milleti Japonlar olduğu için artık kendilerine sanal sevgililer, sanal eşler oluşturmak İntihar ormanları bile var mesela. Aynen öyle. Yani gelecekte artık insanlar muhtemelen evlilikten korkar hale gelecek ki biz bile mesela ben de boşanmış birisi olarak hani tekrar evlenmeye bile korkuyoruz. Biz bugün böyleysek bizden sonraki kuşaklar çok daha kötü olacak. İnsanlar çok geçimsiz olmuş onlar. Yani İdare etmiyorlar. İdare etmiyor kimse. Eski sabır yok mu diyorsun? Bilmiyorum valla. Bence öyle herhalde. Neden bu kadar arttı hanımefendi boşanmalar? Gençlerin çoğusu Şöyle bir şey, ekonomik özgürlükten kaynaklı. Yani ekonomik sıkıntı değil de özgürlük dediniz. Özgürlük. Yani şöyle bir şey, çünkü artık kadınlar da kendi ayaklarının üzerinde durabilecek konumda. Yani bir erkeğe bağlı olarak değil de kendi hayatlarını idame edebilecek kadar özgürler. Yani buna fırsat veriliyor. Yani her ne kadar verilmese de kadınlar kendi fırsatını kendileri yaratmaya çalışıyor. Yani bir boşanma davalarına o kadar çok bakıyoruz ki yani meslek icabı da karşılıklı saygı çerçevesi kesinlikle yok. Ondan kaynaklı da boşanmalar artıyor yani. Neden bu kadar boşanıyor gençlerimiz özellikle? Para. Yapma. Ekonomi. Fakir ama mutlu olamaz mıyız abi? Eskiden de o. Bu hükümet olduğu müddetçe bizim işimiz zor. O zaman boşanmalar da mı artacak? Tabii artacak. Bir yolunu bulmamız gerekiyor abi. Bu boşanmaları engellememiz gerekiyor gibi. Bu toplumla cacık olmaz. Cacık. Biliyor musun? Bu toplumla cacık olmaz. Adam söyledi zaten. Ben kindar bir gençlik yetiştirdim dedi. Dediğini de yaptı. Kindar bir gençlik var. Saygısız. Anladın mı? Olay bu. İnsanlar soğan ekmek yemeyi unuttular da ondan. Bir soğanı kırıp ailece bölüşebiliyorsak evlilikler ayrılık olmaz. Ama bunu bilmiyorsak ayrılıklar çoğalır. Yani maddiyle şeylerin hiç ilgisi yok yani. İnsanlar birbirini anlamıyor. Yani karı koca diyeyim birbirini anlamıyorlar. Baştan aile yapısı yani aile yapımız bizim giderek bozulmaya başladı. Bu çok tehlikeli bir şey yalnız abi geleceğimiz için Türkiye Cumhuriyeti açısından. Şimdi mutlaka aile yapısı bozulduğu zaman zaten her şey bozuldu demektir. Kimi diyor ki işte maddiyetten alakası yok. Ben çok maddiyetsizlik çektim. Baya çok. Ben eşime hatta bazı yani ayrılalım o hesabı yani geçindiremiyoruz. Sen dedi eve bir ekmekle bir soğan getirebiliyor musun? Dedim onu getirebiliyorum. O zaman dedi ayrılık falan yok dedi. Şimdiki gençlere bunu dediğin zaman hani bu yokluğu yaşadık biz yani. Ha şükür. Ne oldu? İkimiz beraber yani katlandık şeye. Şimdi yani çoluğum çocuğum da hani kendini kurtardılar. Okudular. Şey yaptılar. Öyle bir şey söyledin ki abi. Şu anda inanılmaz derecede fazla böyle kız arkadaşı olan insanlar var mesela dışarıda gözlemliyoruz. Hem de çok güzel kızlar. Ama bir defa bile senin bu duyduğunu duymadılar biliyor musun eşlerinden? Acayip bir nimet var sende. Farkında mısın şu an? Ne olduğu çok basit değil mi kardeşim?
Yani bu insanlar hazırdan babasının parasını verdikleri harçlıklarla geçiniyorlar. Para bitince aşk da bitiyor. Yani bundan daha kolay ne var? Peki parasız aşk olmaz mı? Olmaz. Olmaz. Olmaz kardeşim. Parasız aşk diye bir aşk yoktur yani. Öyle bir dükkan yok yani. Bizim insanlarımız hep alışmışlar hazırdan. Yani hazırdan geçinelim, hazırdan aşk yapalım, hazırdan yaşayalım. E babanın sermayesiyle de bir yere kadar gidiyor, ondan sonra bitiyor. Oradan bitince aşk da bitiyor, para bitiyor. 78 yaşındayım, belediyeden emekliyim. Ne sıkıntılar çektim. 4 çocuğum vardı. E ille karımı mı boşayayım? Hani insan yeri gelir karı koca hayatı müşterektir. Arkadaşım dediği doğru. Ölüm de insanlar için, sağlık da insanlar için. E biz neler çektik ya? Biz göçmeniz biz. Ben Madagonyalıyım ama tabii ben yanlıyım hani. Ben burada doğdum, burada büyüdüm. Ama ben karımdan memnunum. Zaten kısacık bir ömrümüz var. İyi bir eşle huzurlu şekilde yaşayıp gitmek lazım ama onu bile beceremedik. Ya bak sorumlu. Ne diyorum sana? Kaba konuş. Ben çok delibaş bir adamdım. Benim karım beni adam etti adam. Vallahi billahi bak. Dünya durdukça da dursun. Fazla derine girmeyelim. Neden olsun? Ekonomikten. Ondan sonra insanların birbirine karşı saygısı, sevgisi kalmadı yani. Ondan. Ekonomiyi anlayabiliriz ama bu saygı, sevgi azalmasının sebebi nedir sizce? Çünkü her şeyi internetten, herkes her şeyi buluyor. Ondan sonra herkes aldatmalar, karı koca ilişkileri bitti. Genelde ekonomik yani. Yani bu ekonomi hep cevabını alıyoruz. Peki şu anda da ekonomimizin düzelmeyeceği kesin gibi. Bu boşanmalar Türkiye'nin daha da mı artık? Ekonomisi hiçbir zaman düzelmez. Niye düzelmez? Ülkenin başına dürüst insanlar gelmiyor. Hep cebini düşen insanlar. Siyaset demek benim görüşüm yalan dolan. Hırsızlık. Ama bu aileleri kurtarmamız lazım. Toplumumuz gittikçe aileleri çürüyor. Aileleri kurtarmak için gelirin güzel olması lazım. Eğitimin düzgün olması lazım. Bunların hiçbiri yok Türkiye'de. Var mı? 30-40 yıl sonra düşünemiyorum ben bu kadar boşan. Bütün çiftler, çocuklar ortada İzmir'de kalıyor. İzmir'de genelde %30 evlilik veya 40 evlilik var. %60 ayrı yaşıyor insanlar. İyi bir şey değil yani. Aile bağları kopuyor. Tabii. Yani. Aile bağları kopuyor. Ahlak olmuyor. Din zaten yok. Eğitim yok. Doğru düz yaşantı yok. Ondan yani ondan kaynaklanıyor. Boşanan sayısı çok dediğin şekilde doğru. Bana göre yani geçimsizlik. 60 yaşındayım. Benim yarın mahkemem var. Mahkemeye gidiyorum ben de. Karımdan ayrılıyorum ben de. Oradan kaynaklanan bir şey. Benden kaynaklanan bir şey. Hep ekonomik sıkıntı yani. Psikolojileri bozuyor, duygu dengesini bozuyor değil mi abi? İnsan daha çok sinirleniyor. Ben geçenlerde işte dilekçeyi vermeye gittiğimde belki orada 300-350 tane kişi genç yaşta yani. Hep boşanmaya gelmişler. Demek ki bunların yani mutlaka bir ekonomik sıkıntısı vardır yani. Ona kaynaklıyorum. Şimdi eskisi gibi değil. Gençler artık en ufak şeyden kıvırıyor diyeyim daha doğrusu. Bozuyor mu işi? Bozuyor işi. Boşanmalar ondan kolaylaştı. Yani bir de tabii bu işin içinde şey de var. Yani Anadolu'da olaya farklı bakılıyor. Batı'da daha farklı bakılıyor. Batı'da boşanmalar daha kolay oluyor. Bir de tabii ekonomik özgürlüğünü kazanan hanımlar, bayanlar daha boşanmaya yatkın oluyor. Çünkü ekonomik özgürlüğü var. Ben tabii ekonomik özgürlüğü kadınların olmasından yanayım. Olması daha iyi. Olsun ki kimseye eyvallah etmesinler. Anne baba nasıl evlenmiş? Yokluk şartlarında evlenmiş. Tabii yokluklar için. Akşam eve ekmek gelmediğinde annen parmağında yüzü çıkarıp ben babamın evine gidiyorum diyor muydu? Hayır. Demiyordu. Ne yapıyordu? Ne varsa bugün onu yiyelim diyordu. Şimdi iki gün eve ekmek getirmesen üçüncü gün ne yapıyor? Çıkarıyor. Ben diyor babamın evine gidiyorum. Babası diyor ki gel kızım bir şey olmaz. Analarımız babalarımız gittiğinde gitmeye niyetlense evdekiler bunu demiyordu. Sen oraya gittin. Senin orada namusun orada. Bitti. Geçimsizlik. Ekonomik mi? Evet. Başka ne olabilir oğlum? Saygı sevgi de diyen oldu biraz. Aralar. Saygı sevgi kalmadı ki. Yokluk olunca saygı sevgi oluyor mu? Herkesin ekonomik durumu kötü. Çoğunlukla işçilerin, emeklilerin, özel sektörde olsun, kamu sektörde olsun çalışan tüm işçilerin, memurların ekonomik durumları kötü. Bu da ev geçimini zorlandırdığı için çiftler arasında anlaşmazlık çıkıyor tabii. Geçim derdi oluyor. Bu yüzden evde biraz kavgalar artıyor. Peki fakir ve mutlu olmak mümkün değil midir bu çağda? Zamanımızda mümkün değil maalesef. Çünkü özellikle büyük şehirlerde, kırsal alanlarda, daha küçük kasabalarda mümkün. Ama büyük şehirlerde biraz mümkün görünmüyor. Maalesef öyle. Ben de 50 senelik evliyim. Halen daha evliyim. Gençlere buradan ne önerirsin? Çünkü inanılmaz boşanma davaları var şu an. Vallahi saygı, sevgi başka bir şey yok kardeşim. Parayla alakası var mı abi mutlu? Bence yok. Ama şimdiki dönemde paranın çok önemi var. Bu maddiyatla alakalı bence. Kesinlikle maddiyatla alakalı. Yani bu aileler çok önemli toplum için. İlla toplumu oluşturuyor. Ve aileler sürekli bölünüyor şu anda. Ya şöyle düşün. Eskiden benim mesela annem kayınvalidesinin evine evlenmiş. Şu an mesela siz gidip eşinize söyleseniz kayınvalidenizin evine evlenir mi? Savaş çıkar.
Asla olmaz. Eskiden insanlar eşini seviyormuş, değer veriyormuş. Şimdi öyle bir şey yok. Ya annelerimiz gibi bir eş bulurlarsa kesinlikle evlensinler. Güzel kardeşim, saygı sevgi kalmamış. Sevmek kalmamış. Onun için bu insanlar birbirini sevmeyen insan ne olur? Tabii elbette ki boşanma da olur, her şey de olur. Bu sevgi eksikliğimizin altında ne yatıyor? Nasıl geldik bu hale? Güzel kardeşim, şimdi bir büyüğün, bir küçüğünün büyüğe karşı saygısı olmayan insanlardan, zaten o insanlardan hayır gelmez. Bir insan önce insan olacak. Saygını da bilecek, sevgini de bilecek, büyüğünü de bilecek, küçüğünü de bilecek. Bu insanlar ne sevgiden anlıyor, ne büyükten anlıyor, ne küçükten anlıyor. Ne oluyor? 3 ay evleniyor, 4. ay boşanıyor. Kardeşim, Allah'ın sana bu verdiği bir emanettir. Sen o emanete hıyanet etme. Bu insanları seversen, o da seni sever. Sen sevmezsen tabii elbette sen gidersen, yoldan oturursan, içki içersen, dışarıda içki içersen, o kadın senin yanında durmaz ki. Vallahi maddiyetten oluyor. Başka neden olacak? Maddiyet olmayınca her şey bitiyor. Peki efendim, sizin gençliğinizde de siz sıkıntı çekmediniz mi? Ya bu eskiden kadar... ayrıydı, şimdi ayrı. Devir değişti. Eskiden 6 saat elektrik keselerdi kimse bir şey demezdi. Maddiyat. Başka ne olabilir ki? Maddiyat. Peki fakir ama mutlu diye bir şey vardı eskiden. Var. Yine var. Yine var ama %10. %90'ı maddiyat. Bu tür şeyler geçiş dönemidir. Bu tür şeyleri yaşayacağız. Bir atasözü var ya bununla ilgili. Sen zamana uymazsan zaman seni kendisine uyduracak. Bir gün gelecek o boşanmalar. Ya niye boşanıyoruz? Neden boşanıyoruz? Ama bu bir geçiş dönemi. Ne kadar sürer? Sen şimdi işin farklı boyutundasın. Ekonomi falan filan şeyler de var. Etkisi var da. Bizim jenerasyonda sevmek Leyla ile Mecnun gibiydi. Sevdiği için can vermek. Yani gerek erkek gerek kız olsun. Şimdiki şeyler bizde ne diyorlar? Saman çözü. Şimdi sevgiler öyle. Yani millet mutlu değil. Daha ne olsun? Ekonomik sıkıntı, mutlu değil. Yani ne bileyim, yani ne söylersen söyle hiçbir şekilde mutlu değiliz şu anda. Peki efendim, bunun altında sadece ekonomik sıkıntı mı var gözlemlediğiniz, yoksa başka şeyler de var mı? Her şey var. Yani şu an iyi yönetilmiyoruz. Hep yani siyaset var diyorsun, başka çare yok. Ya yönetimlerde hep siyaset vardır zaten. Ama iyi yönetilmiyoruz, bu kesin. Ve ülkenin durumu da iyi değil şu an. Ekonomik olarak da iyi değiliz. Moral olarak da iyi değiliz. Yani hiçbir şekilde yani iyi yönetilmiyoruz. Yani bu ekonominin, yani kurun farkının olması, bunların hepsi etken. Hep böyle negatif veriyor. Kesinlikle hepsi etken bunların. Yani etken olmayan bir şey yok. Yani ne bileyim, yeni bir yönetim olur, yeni bir değişim olur. Yani şu anki yönetim için de geçerli bu. Kendi işlerinde yönetimi değiştirebilirler, yönetim şeklini değiştirebilirler. Hani öbür türlü bunun değişmesi mümkün değil. Yani bu zihniyetle değişmesi mümkün değil. Şanmasınlar abi, ne boşuyorlar ya? Özellikle genç çiftler çok boşanıyor. Yapmasın abi, sıkıntıya gelmiyor onda. Ne olur, herkes çalışsa, güzel geçirse, birbirine saygı duysa daha iyi değil midir? Niye bizim eskide birinci Cihan Harbi'nde, harpta çıkanda insanlarda para var mı? Kadınlar kocalarını boşuyor mu? Boşanmıyordu değil mi? Çalışıyordu. Ben 63 yaşındayım. Diye 30 sene vergi veriyorum. Bak burada emekli oldum. Çalışıyorum. Halen de 1900 lira maaş alıyorum. Geçiremiyorum. Bak burada ekmeğimi çıkarabiliyorum. Gençler hazır gelsin, cebine girsin. Olmaz. Çalışacak herkes. Herkes çalışacak, kazanacak kardeşim.